Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, kıymetli müminler. Hepimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bir güzel Ramazan mevsimine daha bizleri ulaştırdı. Elhamdülillahi Teala. Kardeşlerim, Ramazan tabii bir mevsimdir. Bir başka mevsimdir. Bir güzel mevsimdir. Aşkın, muhabbetin, coşkunun, fedakarlığın, gayretin, çabanın, ibadet ve taatın coşkunluğunu bizzat gördüğümüz bir mevsimdir kardeşlerim. Hayrın, hasenatın, iyiliğin de mevsimidir Ramazan. Dolayısıyla müminlerin her birisinde bir sevinç görürüz, bir coşku görürüz, bir huzur görürüz, bir muhabbet görürüz. Gözlerimiz ışıldar, yüzlerimiz güler. Rabbimize hamd eder, ona şükrederiz kıymetli kardeşler. Dolayısıyla insan Ramazan ayına geldiği zaman sevinç duyar, huzur duyar, hoş geldin ey şehri Ramazan der ya da geldin mi sen ey şehri Ramazan der kardeşlerim. Şafaklar kadar ümit yüklü, ufuklar kadar apaçık, bir dolunay ihtişamıyla bekleriz seni ey şehri Ramazan. Geceler kadar sır yüklü, yıldızlar kadar derin, bembeyaz karlar misali serin, seni bekleriz ey şehri Ramazan. Sahurları mana yüklü, seherleri gözü yaşlı, gönüller sevda dolu, seni isteriz ey şehri Ramazan. Şefkat çağlayan insanlar, sanki rahmet yüklü bulutlar, sana yakılır onca ağıtlar, seni gözleriz ey şehri Ramazan. Doyar seninle açlar, kalmaz artık açıklar, sana ağlar yüreği yanıklar, isteriz seni ey şehri Ramazan. Bir ziyafettir akşamların, dolar taşar camilerin, bambaşkadır teravihlerin, geldin mi sen? Hoş geldin ey şehri Ramazan. Evet kardeşlerim, işte önce insan bekliyor Ramazan'ı, sonra da ümitle onun gelişini bekledikten sonra da kardeşlerim adeta ona kucak açıyor, hoş geldin diyor, merhaba diyor. Dolayısıyla Allah'ın aylar içerisinde seçmiş olduğu ve bizlere ikram etmiş olduğu Ramazan ayı bizler için gerçekten çok büyük nimettir kıymetli kardeşler. Allah bu kıymetin değerini bilmeyi ve onu değerlendirmeyi hepimize nasip ve müyesser kılsın. Kardeşlerim, şüphesiz ki Allah'ın ayetlerinde, Resulullah'ımızın hadislerinde çok büyük manalar vardır Ramazan ayı için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha o gelmezden önce Recep ayı ile birlikte Ramazan'ı haber verirdi. Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır Allah'ım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarını biliyoruz kıymetli kardeşlerim. Hal böyle olunca kainatın efendisi o güzel haliyle, tebessümüyle, muhabbetiyle müminleri ne yapardı? Ramazan'a hazırlardı. Çünkü Ramazan gerçekten sevinç ayı, muhabbet ayı, kazanç ayı kıymetli kardeşlerim. Ramazan'da nice güzellikler var da ondan, değil mi? İşte bakıyoruz, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ramazan ayında Kur'an indirmiş. Estaizu billah. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ayet-i kerimede onun, o Kur'an'ın
Ramazan ayı içerisinde indirildiğini, hidayet rehber olduğunu, hak ile batılı ayırt edeceği nice hikmetlerin ve manaların içerisinde olduğunu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu haber veriyor. İnsanları hidayete ulaştıran açık deliller vardır diyor. Gerçekten Kur'an ayı Ramazan. Onun için daha ilk günüyle birlikte mukabeleler okunmaya başlanır. Muhabbetler hasıl olur. Muhammed Mustafa sevgisi, Allah sevgisi gönüllere girer kardeşler. Hakikaten Ramazan güzelliğidir. Hani şöyle, Ramazan'a geldik derken geçmişleri de bir hatırlayacak olursak kardeşlerim, daha dün gibi Ramazan ayını uğurlayışımız derdik. Zaman hızla akıp gidiyor. Bir su misali. Evet, durmuyor. Ömrümüz nereden nereye geliverdi kıymetli kardeşlerim. Bakıyoruz, hakikaten hayret ediyoruz. Dolayısıyla kişi dönüp bakmalı bir geçen günlerine diyoruz. Onu karşılarken, onu beklerken, onun Kur'an ayı olduğunu söylerken, onun Kur'an'ın indirilip okunduğu, hayata geçirildiği en güzel ay ve diğer aylara da ışık tuttuğu olduğu söylenirken kardeşlerim, bir de geçenlere bakıyoruz ki hayret verici. Hani ömür var ya, bir buz misali. Adamın birisi bir buz kütlesini getirmiş, pazarda tezgahına koymuş. Üzerinde örtmüş iyice kardeşlerim. Niye? Sıcaktan erimesin, bitmesin diye. Sonra da bağırmaya başlamış. Sermayesi eriyen adama acıyın, hadi alıverin. Eskiden pazarlarda kilo kilo okka okka satarlardı onu. Dolap yok, ceryan yok, kardeşlerim dondurma imkanı yok. Sıcaklarda insanlar onlardan istifade ederdi. Dolayısıyla büyüklerden bir zat oraya gelir, aman yarabbi, bir ses duyar, müthiş. İfadesi kendisini dondurur adeta. Der ki, bu adam ne söylüyor? Adam feryat içerisinde sermayesi eriyen adama acıyın diyor. Allah Allah. Nedir bu adamın sermayesi? Gelir, bakar, tezgahın üzerinde kocaman bir kütle, üzeri örtülü. Ne satıyor bu adam? Buz satıyormuş. Buz sattığını anlar kardeşlerim. Ve bu zatın yüzü kızarır, değişir birdenbire, hayretler içerisinde kalan bir hali olduğunu arz eder. Yanındakiler sorar, efendim ne oldu size? Yavrucuğum, evladım bakın, bu adam ne satıyor, ne söylüyor, neden bahsediyor aslında? Efendim neden söylüyor, neyi bahsediyor? Bizim ömrümüzden bahsediyor yavrum. Ömrüm hatırıma geldi. Benim ömrüm de bir buz misali eriyip akıp gidiyor. Acaba ben onu değerlendirebiliyor muyum? Ona gerçek hakkını verebiliyor muyum? Yoksa yarın Rabbimin huzurunda ne derim ben ona? Kardeşlerim, gerçekten insan oturup düşünmeli değil. Buz kütlesi eriyor, bizim de ömrümüz eriyor. Buz kütlesi erirken akıp giden bir su var. Eski zamanları düşünün, buzdolabı şu bu yok. O akıp gidiyor, ömür de akıp gidiyor. O suyun önüne çiçekler ekersek, meyveler ekersek ne olacak? Yeşerecek. İşte cennet. Ya yapmazsak bunu, ömür boşa gider, su boşa gider ve orası bataklık olur. Yani cehennem. Allah'ımız muhafaza eylesin kardeşler. Cennetle cehennem bu kadar açık ve net bir şekilde kendini gösteriyor. Öyleyse Ramazanlar geldikçe biz geçen günlerimize bakıyoruz kardeşlerim. Hani gerçekten de hakikaten de o büyüklerin sözleri ne kadar dikkat çekici kardeşlerim. Öyle demiş. Hevaya düştün ey gönül, meclisi takvaya gelmezsin. Gözün aç, gafil olma, bir daha bu dünyaya gelmezsin. Aman ya Rabbi, aman ya. Kardeşlerim, hani yanlış bir söz var. Dünyaya bir daha mı geleceksin yap yapacağını?
Aman ya Rabbi. Ladikli Hacı Ahmet Ağamız da öyle diyor. Ahirete iki defa mı gideceksin diyor. Ey insan bir düşün diyor. Ne kadar güzel. Ahirete iki defa mı gideceksin? Bir defa. Dünyada bir, ahirette bir değil mi kardeşler? Öyleyse insan hazır olmalı. Dikkatli olmalı, temkinli olmalı, gayretli olmalı. Yunus da ne kadar güzel söylemiş ya. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmek gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmak gibi, açmış gibi. Aman yarabbim, yel esmiş, geçmiş. Göz açılmış, yumulmuş ya da yumulmuş, açılmış. İşte ömür bu diyor, kapatacaksın, açacaksın. Bu kadar diyor. Niye? Çünkü ahirete vardığımız zaman o kadar kısa olduğunu anlayacağız. Ne kadar kaldık dünyada diye sorarken bir saat, yarım saat, 15 dakika. Evet, çünkü orası sonsuz bir hayat. Ya Rabbi bizlere şuur ver, idrak ver, hakikati kavramayı nasip et diyoruz kardeşlerim. Onun için sufiler öyle dermiş. İnsan vaktin oğludur. İbnül vakt. Yani vaktini değerlendir. Ne kadar güzel değil mi kardeşlerim? Vaktini değerlendir diyor. Bişr-i Kafi'nin sözünü hatırlarsak, dünya üç gündür. Biri dündü, geçti. Birine yarın derler, var mıdır, yok mudur bilmeyiz bizim için. Öyleyse vaktin şu vakittir. Onu değerlendir, onu kıymetlendir. İşte biz de Ramazan'a böyle giriyoruz kardeşlerim aslında. Vaktimizi, zamanımızı, Allah'ın verdiklerini, bu nefesleri değerlendirmek gerekiyor. Allah'ın rızasına uygun bir şekilde. İşte Kur'an Ramazan ayında indirilmiş. O zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize Ramazan ayında oruç tutmayı emretmiş. Kardeşlerim. Kim ki ona ulaşacak olursa oruç tutsun onda diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bize böyle emretmiş. Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânü hüdellinnâse ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân femen şehide minkümüşşehre felyesumhü. Evet. Demek ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz özelliklerini burada bize özetleyiverdikten sonra Kur'an'ın indirildiği aya hürmeten bu ayda oruç tutun diye emrediyor. Kaldı ki bizden önceki ümmetlere de oruç emredilmiş, bize de emredilmiş. Allah'ımız yine bize ayetinde o hakikati de haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Ama bazen belki şer'i anlamda uygulamada farklılıkları tabii ki olmuş ama insanın Ramazan ayı geldiği zaman hasta değilse, yolcu değilse, yani şer'i anlamda, dini anlamda, fıkhi anlamda Allah'ın gösterdiği hükümler, Resulullah'ımızın gösterdiği çerçeve içerisinde insanın bir manisi yoksa oruç tutacak. Kaldı ki öylesine bir oruç ki şimdi tuttuğu orucu sonra mani olmadan şimdi yiyecek de sonra tutacak olursa ödeyemez birisinin hakkını kardeşlerim, uzunca bile tutsa. Dolayısıyla kişinin Allah'ın farzlarını emrettiği zaman yapması çok önemli. Mesela namaz. Şimdi insana bakın, kılmıyor, kılmıyor, kılmıyor. Sonra kılarım diyor. Yahu sonraya çıkacağın belli mi? Sonra geçirdiklerini o günün yerinde kılabilir misin? Tutamadığın gibi orucu kılabilir misin? Yani aynı dereceyi, aynı sevabı alabilir misin? Hayır. Alamazsın. Bile bile yap, sonra tevbe edersin, pişman olursun, üzülürsün. Ama bile bile de her gün onu terk etmek yok, olmaz. Kardeşlerim, ey kul, etme dünya nazı, sen de kıl namazını. Yarın kılarım diyenin, dün kıldık namazını demiş şair. Aman ya Rabbi, ne kadar güzel. Evet, ey kul, etme dünya nazı, sen de kıl namazını, yarın kılarım diyenin dün kıldık
namazını, yani cenaze namazını biz kıldık, uğurladık diyor. Kardeşlerim, hakikaten hayret verici bir durum değil mi? İnsanın bilerek Allah'ın emrini yerine getirmemesi. Rabbimiz muhafaza eylesin. Şeytanın şerrinden korusun. Nefislerimize uydurmasın kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bizler hakikaten Allah'ın ayetleri, Resulullah'ımızın hadisleri ışığında nice gerçekler görüyoruz, nice hakikatler görüyoruz, nice manalar görüyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde öyle buyuruyorlar. Küllü amel ibni Adem'e lehu illa siyam. Ademoğlunun her bir amelinin karşılığı kendisine aittir. Yani yazılan ona verilecektir. Ancak oruç bundan müstesna. Allah Allah. Müthiş bir hadis-i şerif kardeşlerim. فَاِنَّهُ لِي وَاَنَا اِجْزِي بِهِ Çünkü oruç benim içindir diyor Rabbimiz, mükafatında ben vereceğim. O zaman melekler de anlamaz belki. Bir başka hadiste bakıyoruz. Allah kat kat sevap verir her bir amele. Hatta birinden 700 misline kadar çıkar ama oruç bundan da müstesnadır diyor. Yine orada da kutsi hadiste kardeşlerim işte buna benzer. Oruç benim içindir, mükafatını da ben vereceğim buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kutsi hadisinde Efendimiz de bize böyle kutsi hadis olarak aktarmış, aktarıyor. Cenab-ı Hak Habibine salat ve selamlarımızı ulaştırsın. Ne büyük nimet, devlet, lütuf, ihsan bizim için o güzel Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşler. Allah ve Resulü, Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütün ve ondan doğan mezheplerimizin, ehli sünnet mezheplerimizin ortaya koyduğu hükümler ne kadar güzel ki bizlere hazır nimettir. Tabiri caizse hazır lokmadır kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an ve sünnet yolunda gayret etmeyi bizlere nasip etsin. Oruçlu mümin, ona çok mükafatlar var. İşte gördük. Allah'ımız buyuruyor ki ben vereceğim mükafat. Çünkü kulum benim için aç kaldı, susuz kaldı, şehvetin istek ve arzularını bıraktı diyor. Kardeşlerim ne kadar güzel. Ne kadar eşsiz, ne kadar büyük bir nimet Allah'ımız verecek. Allah Resulü de yine sana orucu tavsiye ederim diyor değil mi bir sahabiye? Çünkü onun dengi yoktur hakikaten. Bakın şimdi elhamdülillah oruç ağızlarımızla sabrediyoruz. Yavrularımız bile kalkıyor geceleyin hemen sahuru gözetliyor, koşuyor anne babasının yanına. Ben de oruç tutacağım diyor. Aman ya Rabbi. Ne kadar güzel. Şu sevgiye bakın, şu muhabbete bakın, şu ilgiye bakın. O onu unutabilir mi? Topu atılacak akşam, ezanlar okunacak ve herkes sofrada o anı bekleyecek. Bir dakika değil, bir saniye öncesinde ağza bir şey götürmek yok. Allah Celle Celaluhu razı olmaz mı? Sahur, ezan okunuyorsa yiyemez. Aman ya Rabbi. Artık ben böylece niyet edeyim der, insan sabreder. Kardeşler, Allah'ın emrine ittibası ne kadar güzel. Bakın namaza Cenab-ı Hak genişlik vermiş. Hemen ezanıyla birlikte demiyor. Güzel, faziletli, sevabı büyük ama zaman da tanımış. Ama oruç, evet sahuruyla ağzımızı kapatıyoruz, iftarıyla açıyoruz, başka yok. Allah Celle Celaluhu, evet, فَاِنَّهُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ O oruç benim içindir, mükafatını da ben vereceğim, öyle buyurmaz mı kardeşlerim? Ne kadar güzel değil mi? Onun için müminin Rabbine hamd etmesi, şükretmesi gerekiyor ki, güzel oruç ibadetiyle Allah katında acaba nice mükafatlar alacak. Kardeşlerim, hani oruçlunun müjdeleri var ya, değil mi? Evet,
hani onun ağız kokusu, mis kokusundan daha kıymetli, daha güzel, daha değerli ya Allah katında. Oruçluya iki tane mükafat da müjdelenmiş ya. Birisi tam iftarını açarken, sevinç anı. Hakikaten içimizde ne kadar güzel bir sevinç hali oluşuverir değil mi elhamdülillahi teala? Ya Rabbi ne kadar güzel diyoruz. Birisi de ölüm anında diyor. Hani ölüm anında şeytana pabucu bırakmadan Rabbimizin imanı, İslam'ı, Kur'an'ı üzerinde ona kavuşuvermek. Susuzluğu Cenab-ı Hakk'ın bize oruçluya yaşatmaması ve Havz-ı Kevser'i lütfetmesi. Hele bir de Reyyan kapısı cennetin değil mi? Reyyan kapısından oruçlular girecek. Farz oruç, vacip oruç, nafile oruç, Allah için tuttuğu oruçlar, ha o sünnet oruçlar tabii ki değil mi kardeşlerim? Bazı müminlere bakarız, Allah Resulü'nün sünnetlerini ne güzel uygularlar. Pazartesi, perşembeler, her ayın başı ortası sonundan tutarlar. Ne kadar güzel. Evet, o insanlara imrenilir. Allah onlardan razı olsun. Allah da onlara ecrini bol bol verecek inşallah kıymetli kardeşlerim. Hakikaten bu çok da güzel. Kardeşlerim, hep böyle biraz şahıslarımızı ilgilendiren şeylerden konuştuk değil mi? Evet, ömrümüzden, gideninden, kazancımızdan, kaybımızdan, cennetinden, Allah korusun cehenneminden, evet, geçen vakitlerden, heba olan şeylerden, onlardan, sonra oruç, namaz bahsettik değil mi kardeşlerim? Hadi bir de şöyle genişletelim bu işi, bir de müminlere bakalım Ramazan'da, fakirlerine bakalım, yoksullarına bakalım, gariplerine bakalım, onlar beklemez mi? Gelsin Ramazan'da, doysun midelerimiz, gülsün çocuklarımız, aşkla dolsun özümüz ve kuvvet kazansın bedenimiz diyenler var değil mi kardeşlerim? Ne zaman geliyor Ramazan? İhtiyacım var benim ey hocam. Gelsin artık şu güzel Ramazan, doyuma ulaşsın çoluk çocuğum diyen o fakir fukara var. Afrikalılar var. Evet, bir deri bir kemik. Ramazan da ulaşsın onlara sadakalar. Gülsün yüzler işte o anlar. Sevinsin müminler her zaman. Sevindirsin zenginler her vakit. Kardeşlerim, zengin de sevinir, fakir de sevinir Ramazan'da. Niye? Çünkü birisi açlığını giderecek, ibadet kuvveti de bulacak. Aynı zamanda ağlayan yavrusu gülecek. Yavrucak ağlıyor böyle. Ne suyu var, ne ekmeği var. Kardeşlerim, evet, Suriye'de atılan bombalar, Gazze'ye düşen bombalar ve ölen, şehit olan yavrucaklar, gençler, analar, babalar, dedeler, nineler. Türkiye'miz bütün dünyaya ulaşıyor. Cenab-ı Hak her birisinden razı olsun bu kardeşlerimizin. Veren ve götüren, ikram eden, o yola katlanan, o fedakarlığı yapabilen, çekebilen, katlanabilen insanlardan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu çok razı olsun kıymetli kardeşlerim. Hakikaten müthiş bir hadise bu. Dolayısıyla Ramazan açların doyduğu aydır. Hem gönüller doyar, hem bedenler doyar Ramazan'da. Hem müminler coşar, sevgiyle yanar Allah aşkıyla. Muhammed Mustafa sevdasıyla ağlar, gözyaşı döker müminler. Kardeşlerim, ağlayan göz olmak ne güzel, ağlayan öz olmak ne güzel. Ağlayan gözlerimizi kaybetme Allah'ım, ağlayan özlerimizi de kaybetme Allah'ım. Hani Allah Resulü torunlarını öpermiş de kucağında, Akra bin Habis de ya Muhammed siz çocukları öper misiniz? Ne var bunda? Neden öpmeyelim ki? Akra bin Habis der ki,
Benim 10 çocuğum var, hiçbirisini kucağıma alıp öpmedim. Allah Resulü de der ki, Allah senin kalbine merhamet koymadıysa ben ne yapayım? Kardeşlerim, merhamet, merhamet, merhamet. Anneye merhamet, bakıyor musunuz? Babaya merhamet, bakıyor musunuz? Dedeye, nineye merhamet, bakıyor musunuz? Onlar bize bakarken, küçücükken hatırlıyor musunuz? Alacağımız sevap ne kadar büyük değil mi? Akrabamız, yetimimiz, öksüzümüz, komşumuz kardeşlerim. Allah Resulü hatırımıza geliyor yine. Ayşe annemiz hatırımıza geliyor yine. Ya Ayşe, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy da komşulara da ikram et. Allahu Ekber. Kardeşlerim, bir çocukcağız, bir kızcağız komşu nineye gider bir gün. Annesi eline bir sıcak yemek vermiştir, falan nineye götür der. Kapıyı çalar, kadıncağız zar zor açar, yemeği verir. Kabımızı verebilir misin nineciğim der. Kabı, o boşaltmaya giderken kızcağız mutfağa dikkat eder. Bakar ki küflenmiş ekmekler var. Onları kadıncağız doğramış. Aman Allah'ım der. Sükut ederek döner, annesine anlatır. Ertesi gün içi sızlamaktadır. Anne bir yemek daha ver, ekmek de ver. Ben böyle gördüm, içim sızlıyor. Ertesi gün götürür yine, nine kapıyı açar, yine küflü ekmek vardır. Kardeşlerim, o yavrucağız ikram eder, ağlayarak tekrar döner. Ve halini sorar, meğer ki sıkıntı varmış kardeşlerim ninenin geçiminde. Belli etmiyor o bizim haya sahibi insanlarımız, konu komşuya belli etmiyor. Öyleyse komşusu aç iken tok yatan bizden değildir hadisini hatırlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Komşumuz aç ise biz nasıl tok yatarız? Bakalım civarımıza, bakalım etrafımıza, bakalım yakınlarımıza, bakalım müminlere. Allah gönüllerimize muhabbet versin, aşk versin, şevk versin. Özümüz onun aşk ve şevkiyle dolsun. Muhammed Mustafa'ya salat ve selamlar olsun. Güzel Rabbimize hamd ve senalar olsun kardeşlerim. Günleriniz, geceleriniz, iftarlarınız, sahurlarınız bereketle dolsun. Hak rızasına ulaşalım. Onun sevdasıyla yanalım ve onun cennetinde buluşalım. Ona emanet olunuz. O sevgiyle kalınız, o muhabbetle yalnız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli kardeşlerim.